Merve Gültan'la aşk dolu 40 tarifte bütün dünya mutfaklarının vazgeçilmez tatlısı çikolatalı sufle var. İsterseniz gelin önce malzemelerinizi tanıyalım. 500 gram süt, yani yarım litre, 125 gram toz şeker, 50 gram mısır nişastası, 2 tane yumurtanın sarısını, 4 tane de yumurtanın beyazını kullanacağız. Yani toplam 4 tane yumurtamız var. 250 gram bitter çikolata ve 1 çorba kaşığı kakao. Burada hem pişirme işlemimiz var hem de yumurtanın çırpılması, yani iki aşamalı. Öncelikle sütü bir tencereye boşaltıp çikolatayla eritip şekeri ilave edeceğiz. İsterseniz gelin ocakta önce o işi yapalım. Onlar erirken de yumurtamızı hazırlayalım. İlk olarak yarım litre sütü tencereye boşaltıyorum. Ardından 250 gram bitter çikolata ve 125 gram da toz şeker vardı. Bunu çok yüksek ateşi olmayacak şekilde güzelce erimeye bırakacağım. Sütün ısınmasıyla çikolata ve şeker eriyecek. Güzel bir kıvam elde edecek. Bunları burada erimeye bırakıyorum ve o esnada da yumurtayı çırpmaya geçiyorum. 4 tane yumurta beyazını karlaşıncaya kadar çırpacağım ve 2 tane yumurta sarısını da ayıracağım. İki tane yumurta sarısını başka bir yerde kullanabiliriz daha sonrasında. Yumurta beyazları da istediğimiz kıvamda gayet güzel oldu. Böyle karlaşmış bir kıvamda görüyorsunuz. Bu esnada herhalde çikolata, süt ve şeker de erimiştir. Şimdi ocağa gidip onları alıyorum. Evet, gayet de güzel olmuşlar. Şimdi alıp gelelim. Ve bakalım kıvamına. Bundan sonraki iş son derece pratik. Şimdi ilk olarak eritmiş olduğumuz çikolata, şeker ve sütün içine nişasta ve kakaoyu ilave ediyorum. İçinde un yok fakat mısır nişastası suflemizi koyulaşmasını sağlayacak. Kakaoyu da ekledim. O da bir çorba kaşığı kakaoydu. Şimdi güzelce topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Ardından da kenara ayırdığımız iki tane yumurta sarısı vardı. Onları da ekleyeceğiz. Bunun için böyle bir spatuladan yararlanabilir, çırpma teli ya da herhangi bir spatuladan da faydalanabilirsiniz. Şimdi yumurtaları da ekliyorum. Son olarak yumurta beyazlarıyla bu karışımı karıştırıp daha sonra yağlayıp şekerlediğim çömleklerin içine boşaltıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında sadece 20 dakika pişireceğim. Suflenin biliyorsunuz makbulü içi hafif sulu olanıdır. Üstüne çok güzel bir kabuk olacak. Koyduğumuz miktarın üzerine yaklaşık 2 katı oranında kabaracak. Üzerine pudra şekeri ve hatta kremayla nefis. Şimdiden canım çekti. Karışımımız hazır. Hatta kıvamı tam İtalyanların caldo chocolate dedikleri sıcak çikolataları gibi. Şimdi buna karlaşmış, köpük gibi olmuş yumurta aklarını ekleyeceğim. Ve daha sonra da sufle kaplarını ekliyorum. Evet, şimdi yumurta beyazlarını ekliyorum ve karıştırıyorum. Yumurta beyazlarını güzelce yedireceğim. Yine cıvık bir kıvamı olacak. Bütün malzemeler karıştı. Harcımız, sosumuz hazır. Şimdi daha önceden yağlayıp şekerlediğim çömlek kaplarının içine yerleştirip fırına vereceğim. Şöyle yarıdan birazcık daha fazla doldurabilirsiniz. Ki dışarıya doğru kabardığında da güzel bir görüntü versin. Tek tek değil, arzu ederseniz büyük bir tane kabı da yağlayıp onun içinde de servis edebiliriz. Suflenin önemi mutlaka sıcak servis edilmeli. Sufleleri kaplarına yerleştirdim. Şimdi de önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Önceden
önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika oldu ve çikolatalı sufleler hazır. Hadi gidip alalım. Evet, tam da istediğim gibi kabarmışlar. Ve şimdi üzerine pudra şekeri serpip servis edebiliriz. Merve Gültan'la Aşk Dolu 40 Tarif'in 37. sayfasındaki çikolatalı sufle sizleri bekliyor. Afiyet olsun.